Bu da benim vazgeçilmezim kremalı patates. 1 adet orta boy kuru soğan, 5 orta boy patates, 1 tutam maydanoz, 1 tam paket süt kreması, yarım çay bardağına yakın su, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber, arzuya göre pul biber, bolca sevgi. Şimdi soğanı koydum. Böyle şey halka kestim tamam. Soğanı. Onu birazcık tuzla ovalıyorum. Aynı salatada yapar gibi. Bu bana şey geldi böyle yaramazlık yemeği. Böyle hani evet. Gece acıktınız. Şöyle bir film izliyorsunuz falan. Arkadaşlarınız geldi. Hemen şöyle pratik. Evet. Aynen. Tamamen öyle. Bunları böyle birazcık soğanla. Ben genelde hep bunu yapıyorum. Yani soğanı tuzla bir öldürüyorum. Hemen hemen her şeyde kullanıyorum. Benim eski kayınvalidem de bunu çok yapıyor. Ben bu alışkanlığı bir türlü edinemedim. O da illa öyle ovacaksın kızımın evet der öyle. Niye öyle? Taze fasulyeyi falan hep öyle yapar. Hakikaten çok güzel olur. Ama ben niyeyse olmuyorum. Hani bilmiyorum. Evet. Şimdi bunu böyle yaptım. Patatesler de çok güzel. Ada pazarından gelmiş. Çok güzel bir patatesimiz var. Kendin mi hazırladın bunları? Tabii kendim hazırladım. Bravo. Bunları soydum. Tabii şimdi 2 dakika önce yaptığım için önce şeye koydum. Tuzlu suya koydum ki kararmasın rengi. Şey mi patates mi? Bak püf noktaları veriyor. Patates. Biraz da bütün ev hanımları onu tabii. Patates olsun, patlıcan olsun. Biraz evet bekleyecekse tuzlu suya mutlaka koyuyorum. Tamamen kestim. Onları da böyle halka halka yani çok ince de değil çok kalın da değil. Cips gibi değil ama. Ben az önce senin söylediğine isimlerden bir şey söyleyeceğim. Biliyor musunuz ben bu tarz şeyleri çok bilmem. Ben de hani yöresel yani de ki bana aklına gelen herhangi bir şeyi söyle yapabilirim. Muhlama değil mesela. Yapabilirim. Ne güzel olur. Yani ama hani bu tarz böyle bak bu çok enteresan. Çok kolay, çok acayip kolay. Aperatif, böyle niye aklımıza gelmiyor dediğim şeylerden. İşte ya o kadar çok yoğun çalışıyorum ki bu arada kremayı aldım. Bir paket kremayı hemen hemen hepsini koyacağım bunun. Yani bundan süt sakınmayacağım. Süt kreması bu. Süt kreması evet. Aslında süt kreması. Çok da zararlı değil. Yani sütün kreması. Değil. Çünkü yağdan kaçıyorum. Hı-hı. Kremaya daha çok ağırlık veriyorum. Bu arada en üstte de maydanoz koyuyorum. Krema. Senin 18 yaşında bir de evladın hatta var. Hatta 19'a giriyor. 19'a mı giriyor? Evet vallahi. Kolay gelsin o zaman ne diyeyim. Yani vallahi benim de 17 biliyor. Yaşında bir kızım var. Evet üniversiteye başladı. Bu sene üniversite hazırlık okuduğu için bir sene lisede. Üniversite sınavına bu sene girdi. Ne istiyor, ne oldu? Reklamcılık istiyor, uluslararası ilişkiler istiyor. Daha tabii sonuçlar biraz daha sonra gelecek sıralamalara göre belirli evet, olacak. İnşallah. Fena geçmedi imtihanları. İyi. Ardahan bizi akademik kariyerinde yani şu ana kadarki akademik kariyerinde yolculuğunda hiç zorlamadı. Kendi isterse yapıyor zaten. Kesinlikle çünkü çocuk. Öyle ve şey yani çok güzel okudu. Allah dağına göre kar verirmiş hesabı. Biz de çünkü zaten yoğun çalışan anne babalarız. Hı hı. Elimizden geldiğince destek olduk ama zorlamadı bizi. Ya her çocuk gibi, hele ki her erkek çocuğu gibi. Hı hı. Delikan işte adı üstünde. O yüzden birazcık da bir zorlandığımız noktalar olmadı değil. Bu arada hemen söyleyeyim mi neler yaptığımı. Evet lütfen. Benden daha çok yaşayacaksın. Çünkü ben de bir yandan tarif mi vermedik acaba evet. Oldum. En altta tekrar söyleyeyim. Soğanları halka halka kesip. Bir soğan. Bir soğan, evet bir soğan, büyükçe bir soğan aldım. Hı hı. Bir büyük soğanı halka halka kestim, onları tuzla öldürdüm. En altı onu dizdim. Üzerine patatesleri tam olarak soyup onları da halka halka yuvarlak ama ne çok kalın ne çok ince. Bir ortalama evet. Parmak gibi böyle onları koydum. Arada bir kat soğan, bir kat patates yaptım. En üste krema koydum. Bir kutu kremayı boşalttım. Olduğu gibi süt kremasını. Hı hı. Üzerine maydanoz, tuz, karabiber, kırmızı biber koydum. Şimdi sanki fırın da olur diyor. Fırına da olur. Olabilir tabii. Ama evet. Ne bileyim böyle kızartmayı tercih ediyorum genelde. Ben fırında patatesi keşfettiğimden beri hiç kızartma yapmıyorum mesela. Hı. Acayip seviyorum fırında patatesi. Biraz da su koyuyorum. Şöyle hafif bir şey yani gezdiriyorum. Çünkü krema da suyunu bırakacak doğru. Şimdi. Bir yoğun çay bardağı yapmış. Koymadın. Bile. Yarım. Yani, evet yarım çay bardağı. Hadi bir tık daha koyayım o kadar. Tamam. Zaten bir şey olursa başındayız. Müdahale.